Eğer yakın şeytan Allah'a sığınırım. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı mutlaka seni izlerlerdi diyor Allah münafıklar için. Bak, eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı şeytan Allah'a sığınıyorum. Onlar mutlaka seni izlerlerdi. Yani kolay olursa izliyor. Ama kolay olmazsa gelmiyorlar. Mehdiyet bakıyorlar ki zorlu, kaçıyorlar. İttihat-ı İslam bakıyorlar zorlu, kaçıyorlar. Ama hurafeler eğlendirici geliyor adamlara. Cübbeli de bakıyor, bunlar bir kısım insanlar hurafeye ihtiyacı var. Onlara bol bol hurafe sunuyor. Çünkü İttihat-ı İslam için hizmet etmemek, Mehdi'ye hizmet etmemek, Hazreti İsa'ya hizmet etmemek vicdan azabı veriyor insan adamlara. O zaman o vicdan azabı neyle dengeliyor? Hurafeyle dengeliyor. Ne yapıyor? İşte sabaha kadar şunu yapın, öğleden sonra şunu yapın, şunları yiyin, şunları yemeyin, şuralarda oturun, şuralara gidin, şu sözleri söyleyin. Bu şekilde onları hurafelerle psikolojik olarak doyuma ulaştırmaya çalışıyor. Halbuki Kur'an'a uymaları, sünnet uymaları esastır. İnşallah. Evet, buyur şeyim. Şöyle söylemiştiniz hocam. Bütün Müslüman aleminin birleşmesi esastır. O olduğunda asıl mutluluk olur. Yoksa bir bölgenin, bir yerin bağımsız olması veya özgür olması yeterli bir konu değil. Dolayısıyla hepsinin İsrail'in de rahat etmesini istiyoruz. Ermenilerin de rahat etmesini istiyoruz. Hristiyanların da, Katoliklerin de, Ortodoksların da, Protestanların da herkesin huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Ama İslam ahlakı dünyaya hakim olmalı. Bir öncü olmadan bu olmaz. Olsa bunca sene içinde olurdu. Olmuyor işte. Mutluluk olmuyor. İlla ki başta iyi bir insanın olması gerekiyor. Bu da Mehdi Aleyhisselam'dır ve İsa Mesih Aleyhisselam'dır dediğiniz hocam inşallah. Evet. Şeytana Allah'a sığınırım. Senden yalnızca Allah ve ahiret güne inanmayanlar kalpleri kuşkuya kapılıp kuşkularını kararsızlığa düşünenler izin isterler. Demek ki iman zafiyetinde adam izin istiyor. Mesela adam ne yapıyor? Ya diyor bana 570 sene izin ver diyor. İttihat-ı İslam'ı savunmayayım. Türkistan Birliği'ni savunmayayım. Mehdi'ye talebi olmayayım. Hazreti İsa'ya talebi olmayayım. Ne kadar istiyor? 570 sene. Daha da olmasa 700 seneye çıkarıyor. Ayette ne diyor? Bak Cenab-ı Allah. Yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar kalpleri kuşkuya kapılıp kuşkularında kararsızlığa düşenler izin isterler. Süre istiyorlar. Daha bol zaman. Ve kaçmak istiyorlar. Faaliyet yapmak istemiyorlar. Evet, Kur'an bu vahim duruma dikkat çekiyor Cenab-ı Allah.